Merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömen. Takipçimizden geçen haftadan gelen soru ise şu yöndeydi. Amerika'da 3 ayımız dolduktan sonra dil kursu ya da turist vizesine uzatma ya da yatırımcı vizesi gibi bir değişiklik yapmak istediğimizde süreç devam ederken hala turist vizesindeyken Türkiye'ye gidip geri dönmek istesek sorun yaşar mıyız? Yoksa süreç sonuçlanıncaya kadar Amerika'da mı beklemedeyiz? Ve vize değişikliği süreci ne kadar zamanda sonuçlanır diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi öncelikle şunu söyleyebiliriz bu takipçimize. Siz burada statü değişikliğine başvurduğunuz zaman bu statü değişikliğiniz ister turist vizesine geçiş olsun, ister yatırımcı vizesi statüsüne geçiş olsun. Yani bir statüden diğer statüye başvuru yaparken bu statü başvuruları devam ederken eğer ülke dışına çıkarsanız başvurduğunuz statü değişikliği dosyaları red alacaktır ya da kapanacaktır. Dolayısıyla siz bu noktada eğer bir statü değişikliğine başvurduysanız bunun sonuçlanmasını beklemenizde fayda var. Fakat bu sonuçlanıp siz öğrenci statüsünü ya da yatırımcı statüsünü bile alsanız bu sizin ülke dışına giriş çıkışınıza imkan veren bir statü değişikliği durumu değildir. Burada önemli olan nokta siz bu onayları aldıktan sonra burada programlarınıza devam ederken ya da işinizi devam ettirirken Amerikan konsolosluğu için randevu almanız gerekecektir. Ve o randevu başvurusunu yapıp randevu tarihini aldıktan sonra ülke dışına çıkıp Amerikan konsolosluğuna vize almanız gerekecektir. Dolayısıyla burada statü değişikliği diyelim sizi aldı, yatırımcı statüsüne geçirdi. Ülke dışına çıkarken tekrar Amerikan konsolosluğundan bu sefer yatırımcı vizesini pasaportunuza almanız gerekecektir. Buradaki statü değişikliği bu arada boşuna yapılmamaktadır. Buradaki statü değişikliği size buradaki yatırımı yaptığınız firmayı yönetebilmeniz için, yürütebilmeniz için imkan sağlamaktadır. Ve ne zaman ülke dışına gitmeye hazır olduğunuzda bu zamanda Amerikan konsolosluğundan randevu alınıp vize görüşmenize girmeniz gerekecektir diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden geçen haftadan gelen soru ise şu yöndeydi. Sadece turist vizesine sahip bir Türk müşterim Amerika'da gayrimenkul alırsa, bu gayrimenkulü burada şirket kurup üzerine geçirir ise firmaya bağlı olarak yapılan satışlarda alınan %10-15% vergiden sorumlu olur mu diye bu takipçimiz soruyor. Buradaki önemli olan nokta şu. Eğer burada emlak alım ve satımından dolayı bir vergi borcu doğacaksa genelde bu vergi borçları satış işlemleri ya da kapanış işlemleri yapılırken halledilmesi gereken durumlardan bir tanesidir. Tabi bu durumda kişinin direkt bir vergiyle sorumlu olup olmayacağı ya da bu kişinin Amerikan vatandaşı mı ya da yabancı olup olmadığı tabii ki bir fark yaratacaktır. Dolayısıyla yabancıların burada şirket kurabilmesi ya da emlak alabilmesine bir engel yok. Bunu yapabilirler. Fakat satış vergileri noktasında ya da kar elde edilen vergiler noktasında ona göre bir vergi uygulaması yapılır kapanışlarda. Tabii sizin durumunuzda bahsettiğiniz buradaki şirketin aracı kullanarak, Amerika'da kurduğu şirketi aracı kullanarak bu tip alım satımları yaptığında bu vergiyi aslında şirket ödüyor olacak. Dolayısıyla hani buradaki herhangi bir vergiden sorumluluk olmayacak işte diye bir kayda yok. Maalesef şirket bu vergiden sorumlu olacaktır. Çünkü günün sonunda o emlağın sahibi Türkiye'deki kişi değil, müşteriniz değil. Burada Amerika'da kurulmuş bir şirket olduğu için şirkette o emlak alım satımından elde ettiği vergi gelirin vergisini ya da vergi sorumluluğunu yerine getirmekle yükümlü olacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yöndeydi. Florida eyaletinde yapmayı düşündüğümüz gayrimenkul yatırımını henüz 18 yaşını doldurmamış ama Amerikan vatandaşı olan kızıma ileride 18 yaşını doldurduktan sonra gift olarak devredersek bu yabancıların gayrimenkul satış işleminde alınan vergiden muaf olur muyuz diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi tabii ki emlak alımlarında çok değişik yöntemler uygulanabiliyor. Kişiler kendi adına da emlak alabiliyor, şirket adına alabiliyor. Bazen trust dedikleri vakıfın üzerine de alabiliyor. Dolayısıyla eğer sizin buradaki amacınız aslında kızınıza bu emlağı bırakmak ise o zaman Amerika'daki bu alınacak emlağın bir trust çalışması yani vakıf çalışması üzerine alınıp daha sonra da ona devredilmesi noktasında bir detaylı çalışma yapmak gerekebilir. Oradaki sebep de şu, siz yabancı olarak işte vergiden kurtulacağınızı düşünseniz de ama bu sefer gift var yani hediye edilen bir durum var. Hediye edilirken de bir vergi farkı doğacaktır. Dolayısıyla sizin kızınıza devrederken onu satmıyor olmanız ama hediye ediyor olmanız gene vergiye muaf olacağı anlamına gelmez.
vergiye tabi olacak. Ama dediğim gibi belki gerekli olabilir vakıf çalışması yapıp, yani trust üzerine bu emlağı alıp ve daha sonra da kızınıza bunun faydasını sağlamak ya da geçişini sağlamak üzerine bir çalışma yapmanız daha faydalı olabilir diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yöndeydi. N400 formuna giriş çıkış tarihlerini yazıyoruz. İnterviye kadar eğer çıkarsak tarihler ve yurt dışı kalış gün sayısı değişeceği için formların revize edilmesi gerekir mi diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi önemli olan nokta, siz vatandaş başvurunuzu yaparken o an itibariyle seyahat geçmişiniz ve seyahat sürelerinizin önemi olacaktır. O süreden sonra yapılan ek seyahatler, tabii ki süreler görüşme sırasında görevliye bildirilecektir ve dolayısıyla görevli orada gerekirse o revizeleri yapıp forma gerekli ek bilgileri girebilecektir. Yoksa sizin seyahat etmenizde bir engel yok ve bunu belirtmek için tekrar yeni bir form sunmanıza gerek olmayacaktır. Ama tabii görüşmede size sorulduğunda da bu seyahat durumundan bahsediyor olmanız önemli olacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şuydu canlı yayınımızdan önce. Amerika ile Kanada arasında NAFTA devam ediyor mu? NAFTA iptal edilmiş diyenleri duydum ama emin olamadım diye bu takipçimiz bize soruyor. Normalde NAFTA tabii Amerika ile Kanada arasındaki ticaret anlaşması, değişik şekillerde bir detay yapılan bir anlaşma. Ve bu anlaşmayla ilgili Amerika'daki yeni başkanımız göreve gelir gelmez bu anlaşmanın aslında Amerika'da faydası olmadığını, zararı olduğunu, dolayısıyla bu anlaşmayı iptal edeceği yönünde durmadan sinyaller vermişti. Ve göreve geldikten sonra da bu noktadaki adımlarını attı. Ve şu an aslında olan durum şu, Amerika tarafı Kanada tarafına bu NAFTA anlaşmasını iptal edeceğini ya da iptal edilmemesini istiyorsalar o zaman NAFTA'daki koşulların tekrar değerlendirilip yeni bir anlaşmaya çevrilmesi yönünde baskılar yapmışlardı. Ve bu noktada hala Amerika tarafıyla Kanada tarafı arasında süren negotiationlar dediğimiz pazarlıklar var. Ve bu pazarlıklarla şu an sona doğru geliniyor. Ama tahmin ettiğimiz NAFTA iptal edilmeyebilir ama NAFTA'nın şu anki var olan kurallarında, anlaşma detaylarında değişiklikler olacak. Ve dolayısıyla Amerika bu yönde baskı yapıp Kanada'yı istediği koşulları kabul ettirmeye çalışmaktır. Dolayısıyla iptal edilen bir durum yok. Ama iptal edilip edilmeyeceğini yakında görüyor olacağız. Ama gördüğümüz iki tarafta pazarlık noktasında ciddi çalışmalar ve çabalar şu an için harcıyorlar iptal edilmemesi için diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yöndeydi geçen haftadan kalan. Hem İran hem de Azerbaycan vatandaşıyım. İranlı biriyle 2011 yılında evlendim. 2014 yılında İran'da mahkemeyle geri boşandım. Şimdi bana bu yıl green card çıktı ve formu doldurmam gerek. Pasaportumda da İran damgası var. Şu an Azeri vatandaşıyla evliyim. Green card vizesi almama sorun olur mu diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi şunu söyleyebilirim. Tabi burada sizin iki durumunuz var. Tabi Azerbaycan vatandaşısınız. Anladığım kadarıyla onun o pasaportla işlemleri yapıyorsunuz. Ama hem İran vatandaşınızın olduğunu hem de daha önceki boşanma ve evlenme bilgilerinizi beyan ediyor olacaksınız Amerikan konsolosluğuna başvurunuzu yaparken. Ve tabii ki giriş çıkışlarda da İran'a daha önce girdiğinizi belirtmeniz gerekecek. Sadece bu şartlardan dolayı vizeyi alıp almama durumunda sıkıntı yaşama noktasına baktığınızda hani evlenip boşanmış olmanız bu noktada herhangi bir engel teşkil etmeyecek. Tabii İran tarafı ciddi detaylı araştırmalara yol açabilir Amerika tarafı için. Biliyorsunuz Amerika bu noktada işte bazı Müslüman ülkelere belli sınırlamalar getirdi. Ciddi incelemelere yol açıyor. Bu kişiler burada ister göçmenlik vizesi ister normal vizeye geçiyor olacakları zaman. Dolayısıyla bu noktada sorun olur mu demek belki zor ama ciddi bir incelemeyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu güvenlik aşamaları ve incelemeleri geçmeniz şartıyla yeşil karta geçmenizde bir engel kalmayabilir diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden daha önce gelen soru ise şu yönde. Şu an Amerika'da kendi hesabım yok. Amerika'ya geldiğimde açacağım. Bu yüzden Türkiye'den 10 bin doların üzerinde bir meblağı arkadaşımın checking hesabına göndersem, geldiğimde kendi hesabımı aktarsam bir sıkıntı yaşar mıyım? Ya da şirket hesabının dışında en güvenilir yol nedir diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi tabii buradaki amacı anlamak lazım. Siz bu 10 bin doların üzerindeki parayı yatırım amacıyla mı getiriyorsunuz?
yoksa iş amacıyla mı getiriyorsunuz? Bunu anlamamız gerekecek. Eğer bunu yatırım amacıyla getiriyorsanız o zaman şirket üzerinden bunu yapmanız daha faydalı olacaktır. Yok eğer yatırım amacıyla değil, burada harcama amacıyla getiriyorsanız herhangi bir sorun gözükmüyor. Arkadaşınızın hesabına gidebilir. Tek önemli olan nokta 10 bin doların üzerinde bir meblağ olacağı için bu. Arkadaşınız bankasına bu parayı neden aldığını, nereden geldiğini beyan etmesi gerekebilir ya da bu konuda soru sorulabilir ona. Yoksa parayı göndermenizde herhangi bir sorun gözükmüyor. Kaynağı da netse bu parayı transfer edebilirsiniz. İster arkadaşınızın adına ya da iş yapacaksanız şirket üzerine yapmanız, daha sonra kuracağınız şirket üzerine yapılması tabii ki daha da faydalı olur diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan kalan diğer bir takipçimizin sorusuna geçiyorum. Soru şu yönde. 6 ay vize uzatımı yapmıştım. O vize bitmeye yakın öğrenci vizesine başvurmuştum. Yaklaşık 10 ay kadar bekledim. Ama vizeyi alamadan Türkiye'ye dönmem gerekiyordu. 19 Temmuz 2014'te girdim. 28 Nisan 2016'da da geri döndüm Türkiye'ye. Bir de Amerika'dayken zor durumda olduğum için Bank of America kredi kartındaki 2000 dolar krediyi kullandım. Geri yatırma imkanım olmadı. Şimdi tekrar Amerika'ya dönmek istiyorum. B1 B2 vizem 2023 yılına kadar geçerli. San Francisco'dan iş ayarladım. Bu konuda yardımcı olur musunuz diye bu takipçimiz soruyor. Kredi kartı borcunuzdan dolayı ya da aldığınız bu kredi kartından dolayı, miktardan dolayı Amerika'ya girişte ya da Amerika'da seyahat etmenizde herhangi bir problem yaşamayacaksınız. O sizin bir kişisel borcunuz ve kişisel borcunuzdan dolayı vizenizin etkilenme durumu söz konusu olmayacak. Dolayısıyla dikkat etmeniz gereken nokta, geldikten sonra eğer burada bir çalışma imkanı varsa iş yeri üzerinden sponsorluk çalışmalarını yapıp sizin sorun yaşamadan yasa anlamda çalışabilmenize bir imkan sağlamanız olacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yöndeydi geçen haftada. Bir arkadaşımızın şirketi vasıtasıyla eşime H1B vizesi alarak Houston'a gelmeyi planlıyoruz. Fakat H1B alınca benim çalışmam mümkün olmuyor gibi gözüküyor. Çalışabilmem için bir yol var mı? Bu konuda bir tavsiyeniz olur mu? Matematik alanında doktoram var ve 14 yıllık öğretmenlik tecrübem var diye bu takipçimiz dile getiriyor. H1B vizesi sahibi olanların eşleri çalışma iznine sahip olmuyorlar. Onların H4 dedikleri bir vize türüne sahip oluyorlar eşlerinden dolayı. Ama bunun istisnası eğer eşiniz H1B'yi aldı ve siz de H4'ü aldı geldiniz ve çalıştığı şirket ona yeşil kart başvurusu yapmak istedi. Bu yeşil kart başvurusu çalışmaları başlatılırsa ve onun göçmenlik vizesi başvuru aşamasına gelindiğinde o zaman siz eşinize yeşil kart başvurusu adımları atıldığı için çalışma iznine hak kazanıyor olabileceksiniz. Bu bir alternatif olabilir sizin için. Ya da eğer geldiniz, siz de çalışmak istiyorsunuz ve sponsor bir firma buldunuz. O zaman sponsor firma üzerinden size başvuruların yapılması üzerinden çalışma imkanına sahip olabileceksiniz. Ya da eğer kendi işinizi kurma gibi bir planınız var ise o zaman o iş üzerinden yatırım yaparak yatırımcı vizesi ya da statüsüne geçmeniz mümkün olacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftadan kalan diğer bir soru da şu yöndeydi. Ben 20 gün sonra Amerika vatandaşlık testine gireceğimi öğrendim ve İngilizcem yok. Bu yüzden soruları ezberlemekte çok zorlanıyorum. 100 sorunun içinden sınavda en çok çıkan sorulardan birkaç tane tahminen söyleyebilir misiniz diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi şunu söyleyebilirim. Sizin bence önce dikkat etmeniz gereken nokta neden İngilizceyi öğrenemiyorsunuz? Eğer İngilizceyi öğrenmenizde herhangi bir sağlıklı bir sorun var mı yok mu? Yoksa sadece bilmediğiniz için ve bir çaba gösteremiyorsanız size ilk tavsiyem kesinlikle İngilizcenizi geliştirmek yönünde olacak. Ve bu konuda da hem sadece sınavı geçmek için değil sınavdan sonra da daha rahat edebilmeniz için. Tabi bazı istisnalar olabiliyor. Bunlardan bir tanesi kişinin ne kadar sürede yaşı kaç sahibi olduğu ve yaşı bu tip şartlar yerindeyse tabii bunun için uzun süredir yeşil kart sahibi oluyor olmanız ve yaşınızın büyük olması gerekiyor. Eğer böyle bir durum var ise bu değerlendirmeye önce bakabilirsiniz. Ya da sağlıklı anlamda ciddi bir sorunuz var ise öğrenmenize engel olan bu sefer de doktorunuz aracılığıyla gerekli raporları hazırlarsanız belki ondan dolayı İngilizce sınava girme durumunuz affedilebilir. Yoksa ezberleyerek yapma noktasında zorlanacağınızı düşünüyorum ama tavsiyem şu olacak. Sonuçta 100 soru var. 10 tane soruya kadar soru gelecek. Bunların hepsi de 100 sorudan çıkacak. Dolayısıyla ben bu noktada size şuna çalışın, buna çalışın deyip sizi yanlış yönlendirmek istemiyorum. Dolayısıyla bütün sorulara ezberlemenizde ve çalışmanızda fayda var diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir arkadaşımızdan, takipçimizden gelen soru ise şu yöndeydi geçen haftadan kalan. Turist vizem var. Kız arkadaşımla 4 aydır birlikteyiz. Evlenmek istiyoruz. Şimdi evlenmemiz için bir engel var mı?
Yoksa önce K1 vizesi mi almalıyız? Yani 2 yıl birlikteliğiniz olması şart mı? Yoksa hemen evlenebilir miyiz diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi eğer sizin kız arkadaşınız Amerika vatandaşı ise ve evlenmeyi planlıyorsanız, o zaman siz eğer Amerika'ya geldiğinizde, turist vizesiyle gezmeye geldiğinizde, burada kalma planlarınız değişirse, burada belli bir süre geçtikten sonra nikah kıyıp buradan da süreci başlatabilirsiniz. Yoksa beklemenizi gerektiren bir durum yok. Siz nikah kıyar kıymaz ister Amerika üzerinden, Amerika'da bulunduğunuz sürede ya da Amerikan konsolosluğu üzerinden siz Türkiye'de bulunduğunuz süreçte çalışmalar başlatılabilir. Dolayısıyla herhangi bir 2 yıl bekleme gibi bir şart yok. Siz nikah kıyar kıymaz eşinizin üzerinden sizin için sponsorluk işlemleri başlatılabilir ve Amerikan konsolosluğu üzerinden de göçmenlik vizenizi alıp Amerika'ya gelip yeşil kartınıza sahip olabilirsiniz diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan bir takipçimizden kalan soru ise şu yönde. Amerikan vatandaşıyla evlilik yapınca önceki eşinden olan çocuklarımın ve benim sağlık ve eğitim durumları nasıl olur? Çocuklarım Amerika'da sağlık ve eğitim hizmetlerine ne zaman, kaç yaşına kadar faydalanır diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Amerikan vatandaşıyla evlendikten sonra ister hem Amerikan vatandaşı eşiniz ya da siz çocuklarınıza başvuru yapabilirsiniz. Eğer çocuklarınız hala ufak ise, 18 yaşının altındaysa siz evlendiğiniz zaman eşinizle, o zaman eşinizin üzerinden de onlara yeşil kart başvurusu üvey annesi olarak ya da babası olarak başvuru yapabilir. Ve bu noktada çocuklarınız da yeşil karta sahip olabilirler. Ve çocuklarınız yeşil kartla Amerika'daki eğitim hizmetinden faydalanabileceklerdir. Devlet okullarına gittikleri sürece, eğitimleri devam ettiği sürece bu imkanlardan devletin sağladığı okullardaki uygun ücretli eğitimden faydalanabileceklerdir. Bir yaş sınırı burada yok. Önemli olan eğitimlerini yapana kadar, artık bu lise ise, üniversite ise yapana kadar devlet okullarından kabul aldıkları sürece çok cüzi ücretlerle eğitimlerini tamamlayabilecekler. Sağlık noktasında ise çocuklar sağlık hizmetlerinden faydalanabilecekler. Bu noktada özel sağlık durumları yok ise farz edelim 21 yaşına kadar eyaletten eyalete değişebilir. Bu noktada sağlık hizmetlerinden faydalanabilecekler. Tabii ki yarın ileride çalışacakları iş durumuna göre de sağlık hizmetlerinden faydalı faydalanmamaları ya da kendi bütçelerine uygun sağlık sigorta alma durumları ortaya çıkacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden geçen haftadan kalan soru ise şu yönde. 5 adet uygun fiyatlı ev almış olsak ve tamirine başlasak E2 vizesi alabilir miyiz? Alınan evlerin fiyatlarına bakılır mı diye bu takipçimiz soruyor. Emlak yatırımlarında emlakın satın alınması, bunun tamiri, devredilmesi, kiraya verilmesi gibi emlak yönetimiyle ilgili yapılacak çalışmalarda en az dediğiniz gibi 5 adetli bir ev alıyorsanız bu aslında bu işi yapabilmeniz için, emlak yönetimi yapabilmeniz için sizin uygun ya da yeterli bir durumda olduğunuzu gösterir. Yatırımcı vizesi alma noktasında ise Amerikan konsolosluğundaki karşılaşacağınız durum ile Amerika'daki göçmen dersinde yapılacak statü değişikliklerinde farklar oluşabilir. Özellikle Amerikan konsolosluğu evlerin sayısının daha fazla olduğunu görmek isteyecektir ki sizin emlak yönetimi yapmaya ihtiyacı olduğunu ya da siz şirketin sizin yönetiminize, aktif bir yönetime ihtiyacı olup olmadığını karar verebilsin. Dolayısıyla 5 ev fena bir adet değil. Rakamlarına çok bakılmayacaktır. Önemli olan nokta yapılan yatırım ve yapılan yatırımla alınacak bu ev sayısıyla sizin aktif bir yönetim sağlayıp sağlamayacağınız, aktif bir yönetim sağladığınız sürece E2 vizesini almanızda bir engel olmayacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden geçen haftadan kalan sorular ise şu yönde. Sizce emeklilik ve yaş Green Card için elenme sebebi mi? Yaşım 50, bir de oğlum üniversite 3. sınıfa geçti. Bu sene 21 yaşını doldurduğu için onun için de başvuru yaptık ama çıkmadı. Hata mı yaptık acaba? Öğrenciler direkt eleniyor mu diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi çekilişten yeşil kart başvurularında herhangi bir büyük yaş sınırı ya da emeklilik durumu falan herhangi bir engel ya da sebep elenme sebebi teşkil etmiyor. Bakılan durum kişinin yaşının başvuru yapmak için yeterli olup olmadığı, reşit olup olmadığı. İkincisi kişinin eğitim durumu ya da tecrübe durumunun yeterli olup olmadığı. Önemli olan bu kaideler yerine geldiği sürece ve çekilişi kazandığınız sürece yeşil kartı almanızda bir engel olmayacak. Çocuğunuzun öğrenci olması onun elenmesine herhangi bir engel ya da sebep getirmiyor. Dolayısıyla o çıkmadığı için tekrar deneyebilir, tekrar başvurusunu yapabilir diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan kalan diğer takipçimizden kalan bir soru ise şu yönde. Amerika Konsolosluğu
C1'de vizesi için herhangi bir banka dökümü istiyor mu? Yoksa sadece contract employer letter yeterli midir diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi gemici vizeleri için önemli olan nokta sizin çalışacağınız gemi yerinden alacağınız sözleşme olacaktır. Dolayısıyla belirttiğiniz gibi contract letter ya da contract employer letter ya da işte işveren sözleşmesi, işte işveren sözleşmesini sunuyor olmanız ve konsolosun istediği diğer başvuru gereklerini de yerine getirdiğiniz sürece, başvuru ücretini ödeyip DS-160'ı doldurup bu tip gerekli şeyleri de yaptığınız sürece sözleşmeniz yeterli olacaktır. Ekstradan bir finansal duruma ihtiyaç duymayacaksınız diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında aldığımız sorulardan bir tanesi şu. Eşim milli takımda eskrim antrenörü ve Kaliforniya'da bir kulüp teklif gönderdi. O1 vizesini karşılayarak transfer etmek istiyorlar. 1,5 yaşında oğlumuz olduğu için bu vize kapsamında ben de gideceğim işine ayrılıp öncelikle bu vizeyle gittiğimizde benim çalışma iznim olmayacakmış. Bu doğru mudur? Amerika'da bir okula kayıt olursam part-time çalışma imkanım var mı? Eşim kulüp ile anlaşamaz ise farklı bir işte çalışabilir mi? Eğer kulüp çalışmak istemezse geri mi dönmemiz gerekir? Yoksa 3 yıl kalabilir miyiz diye bu takipçimiz soruyor. O1 vizelerinde evet O1 vize sahibinin eşi herhangi bir çalışma iznine sahip olmayacak. Eğer çalışma iznine sahip olmak istiyorsanız siz o zaman eğer bir okula başlarsanız tabii başlamanız yeterli değil. F1 statüsüne yani öğrenci statüsüne geçiş işlemini de yapmanız gerekecek ki ya okuldaki part-time çalışma imkanı varsa ondan faydalanma ya da program bitiminde OPT dedikleri bir yıl çalışma iznine sahip olun. Yoksa sadece eşin izninden dolayı burada kalacağınız vize türüyle bunu yapamayacaksınız. İkinci durum ise eğer siz bir iş kurmayı planlıyorsanız eşiniz burada olandayken o zaman yatırımcı vizesi ya da yatırımcı statüsü üzerinden işinizi yapıyor olmanız ya da çalışabilmeniz mümkün olacaktır diye bu takipçimizin bu sorusunu cevaplamış olalım. Tabii diğer sorusuna gelince eşiniz eğer kulüp ile anlaşamazsa farklı işte çalışabilir mi noktası şuna bağlı. Önemli olan eğer başka bir iş yerinde çalışacaksa o iş yerine O1 transferini yapıyor olmanız, O1 vizesini ya da statüsünü oraya transfer ettikten sonra eşiniz başka bir kulüpte ya da iş yerinde izni aldığı sürece çalışabilecek. Yoksa izni almadan çalışma hakkı da mümkün olmayacak. Eğer kulüpte çalışmak istemezse geri dönmesi gerekiyor. Çünkü işi biterse eğer burada artık bir vize statüsü kalmıyor. Dolayısıyla ya çıkış yapacak ya da başka bir iş yeri üzerinden statü değişikliğine girecek, transferine girecek. Yoksa buradaki iş ve işveren çalışması iptal edildiğinde kalma durumu mümkün olmayacak diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Takipçimizden canlı yayında gelen diğer bir soru ise şu yönde. O1 vizesiyle Amerika'ya gidip hemen Green Card'a başvurabilir miyiz? Ne kadar süreçte çıkar ve çalışma izni alabilir miyiz diye bu takipçimiz soruyor. O1 vizesi aldığı zaman bir kişi yeşil karta gidebilmesi için O1 vizesindeki özelliklerinin daha üst seviyedeki şartlarının yerine gelmiş olması gerekiyor. Dolayısıyla bu şartları yerine geldiği sürece kişinin yeşil karta geçme durumu mümkün olacaktır. Herhangi bir zamanlama sınırlaması yok ama farz edelim kişi O1'ı aldı ve Amerika'ya geldi. Eğer çalışmalarını daha da devam ettirmesi gerekiyorsa, yeterliliklerinin daha üst seviyeye çıkması gerekiyorsa önce bunları yerine getirmiş olmasında fayda var ve ondan sonra yeşil kart çalışmasına başvuru yapmasına imkan var. Yoksa aslında kişi yeşil karta uygun bir durumdaysa O1'ı aldıktan sonra çok fazla bir süre beklemeden yeşil kart çalışmasını başlatabilir ve onun üzerinden de çalışma izinlerini önce sert izinleri alması ve daha sonrasında yeşil kartı alması mümkün olacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında aldığımız diğer bir soru ise şu yönde. E2 vizemiz varken Amerika'daki bankalardan konut kredisi alabilir miyiz diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi konut kredisi alırken sizin dikkat etmeniz gereken nokta banka mı? Hangi finansal kurumlarıyla aracı firmayla görüşüyorsunuz? Ve onların size kredi noktasında ve sizin bu kredi konut kredisi alabilme noktanızda uygun olup olmadığınızı söylemeleri gerekiyor. Ama maalesef genelde finansal kurumlar ya da bankalar bu noktada sizin bir yeşil kart sahibi olmanız ya da oturumunuzun olması ya da vatandaş olmanızı görmek isteyebilirler. Dolayısıyla konut kredisi verme noktasında çok can atmayabilirler. Ama size tavsiyem bu noktada finansal bir şirketle ya da aracıyla görüşmenizde fayda var diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden bugün canlı yayında gelen soru ise şu yönde. Advance parolum geldi. Amerikan vatandaşı eşimle beraber Türkiye'ye gidip geri dönmeyi planlıyoruz. Fakat advance parolum gelene kadar ben 3 yıldır kaçak durumdaydım.
bu durum geri dönmeme engel olur mu diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi bu aslında biz avukatların çok dikkat ettiği bir nokta. Dolayısıyla biz hani sizin genel durumunuzu bilmeden sorun yaşamazsınız, gelin gelin dersek sizi yanlış yönlendirmiş oluruz. Fakat sadece kaçağa düşmüş olmanız daha önce advance parolla gidip gelmenizi engellemeyecektir. Ama dediğim gibi çok hassas bir nokta olduğu için Amerika'ya girmenizin çok %100 olmayacağı bir durum. Ama siz advance parolunuzun olmuş olması geri gelişinize imkan veriyor, izin veriyor. Ama bu kesin girebileceğiniz anlama gelmiyordur. Bu noktada dikkatli olmanızda fayda var diye takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Canlı yayında bugün aldığımız diğer bir soru ise şu yönde. Amerika'da vize statümüzü ihlal ettiğimizde direkt olarak sınır dışı mı ediliyoruz? Vize statümüzü ihlal ettiğimizde mahkemeye gidip pişman olma gibi bir şey yapabilir miyiz diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi Amerika'da eğer vize statüsü ihlal ettiğinizde aslında kaçağı ya da yasal olmayan duruma düşmüş oluyorsunuz. Bu noktada göçmenlik görevlileri sizi aslında niye hala buradasınız diye aramaya başlayabilirler. Ve onlar sizi bulduklarında ya da sizle karşı karşıya geldiklerinde ülkeyi terk etmeniz için işlemleri başlatacaklardır. Tabii bu şu anlama gelebilir. Tavsiyemiz kesinlikle kaçağa düşmeme noktasında, yasalınızı kaybetmeme noktasında dikkatli olmanız yönündedir. Çünkü eğer göçmenlik görevlileri sizi bir şekilde karşı karşıya gelirseler ya da işlem yaparsalar sizi gözaltına alma durumları olacaktır. Siz o gözaltı durumundan ya Amerika'da tekrar kalabilmek için sınır dışı süresince talepleriniz olabilir ya da ülkenize geri gönderilmeniz için talep edebilirsiniz. Pişman olmanız yeterli değil çünkü gün sonunda kaçağa düşmüş durumdasınız, yasalınızı kaybetmiş durumdasınız. Bu ihlal etmenizi pişman olduğunuz diye için affedilmesi gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. Tam tersi burada kalabilmeniz için başka imkanlar ya da başvuruları yapma imkanınız varsa onların değerlendirmesini yapıyor olmanız gerekecektir. Canlı yayında bugün aldığımız diğer bir soru ise şu yönde. Work Permit için sponsor bulduğumuz şirket Amerikan hükümetine harç yatırmak zorunda mıdır? Bana Work Permit'in maliyeti var mıdır diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi tabii Work Permit derken neyi kastettiğinizi anlamak lazım. Eğer siz sponsor bulduğunuz şirket size çalışma izni alabilmek için bir başvuru yapıyorsa hükümete yatıracağı harç aslında sadece göçmenlik dairesine yapılacağı başvuru zamanlarındaki harçlar olacaktır. İşveren eğer bir yabancıyı çalışma izni için almak istiyorsa onun göçmenlik dairesi için yapacağı, onun için yapacağı başvuruyu harçlarını ödemesi gerekecektir. Ama onun dışında herhangi bir yükümlülüğü yoktur. Size ödeyeceği maaş ya da vergileri ödemesi gereken vergiler dışında. Onun dışında herhangi bir maliyeti var mıdır noktasını söylemek çok zor. Ne tür çalışma iznine, ne tür work permit'e başvuruluyor, nasıl bir başvuru yapılıyor, bu süreci değiştiren durum olacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında aldığımız diğer bir soru ise şu yönde. Şu anda B2 vizesiyle Amerika'dayım. Büyük dayımın evinde kalıyorum. Bakıcı olarak bana sponsor olabilir mi? Nasıl başvurabilirim diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi bunun için tabii siz bir belli bir statü içindesiniz şu an. Bu statünüzden bakıcı tarzı statülere imkan veren C1 vizelerine geçiş yapabilmek için ara bir sponsor firmayı bulmanız lazım. Ve bu ara sponsor firması üzerinden de çalışmak istediğiniz yeri onaylayıp onaylamayacağınızı görmeniz gerekiyor. Dolayısıyla dikkat etmeniz gereken nokta burada bulunduğunuz öncelikle yasal statü bitme durumu ya da kaybetmeme durumuna dikkat edin lütfen. Ama bunun dışındaki önemli olan nokta ara sponsor firmayı bulmanız gerekecek. O ara sponsor firma üzerinden de size başvuruların yapılması mümkün olacaktır. Diğer bir takipçimizden aldığımız soru ise şu yönde bugün. Bu sene Green Card başvuruları Kanada'daki gibi puanlama sistemiyle mi yapılacak diye bu takipçimiz soruyor. Hayır, şu anki bu sene yapılacak Green Card çekilişleri zaten var olan sistemle devam edecek. Kura'ya başvuru yapacaksınız. Ve Kur'an'ın otomatik sisteminden çıkarsanız yeşil karta geçip geçmeme çalışmalarınızı yapıyor olacaksınız. Dolayısıyla herhangi bir puanlama sistemine şu an itibariyle geçilmiş değil diye bu takipçinin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında aldığımız diğer bir soru ise şu yönde. Ben Türkiye'deyim. Üniversiteyi Amerika'da Community College'da okumak istiyorum. Okuduktan sonra bana bir şirket sponsor olma ihtimali nedir diye bu takipçimiz soruyor. Eğer siz Amerika'daki Community College'daki eğitiminize başlayıp onu daha sonra üniversite 4 yılına çevirirseniz ve bu üniversiteye çalışmasını yani eğitiminizi bitirdikten sonra ya da bitirmek üzereyken de size sponsor olacak bir firmayı ayarlarsanız o zaman sponsor firma üzerinden size çalışma izni başvuruları yapılabilir. Bu şirketi bulma ihtimali sizin aslında çalışmalarınıza, sizin bu noktada iş bulma çabalarınıza göre değişecektir. Ama eğitiminizi tamamlıyor olmanız, sadece komedi kalışta bırakmayıp 4 yıllık üniversiteyi bitiriyor olmanız iş bulma imkanınızı artıracaktır diye
bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden bugün canlı yayında gelen soru ise şu yönde. E2 vizesi başvuruları için Amerika'dan mı yoksa Türkiye'den mi başvuruyoruz? Başvurular ne kadar zamanda sonuçlanır diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi E2 vizesini almak için yani pasaportunuzda seyahatinizi imkan sağlayacak vize damgasını almak istiyorsak o zaman yaptığınız yatırım sonrasında, çalışmalar sonrasında başvurunuzu Amerikan konsolosluğu üzerinden yapmamız gerekecek. Ama siz eğer Amerika içinde de ben bu başvuruyu yapmak istiyorum derseniz o zaman burada da göçmenlik dairesine başvuru imkanınız var. Ama bu vize olarak pasaportunuza basılan bir şey değil. Size statü veren bir durum halinde kalacak. Dolayısıyla bu iki imkanınız da var. Sürelerin ne kadar süreceği noktası en az diyelim 3 ay, 3 ile 6 ay arasında sürecek diye görmenizde fayda var. Tabi bu kişiden kişiye yapılan yatırımın hazır olma durumunda dosya durumları değişebilir. Ama ortalama en az 3 ay civarında bir süreye bakıyoruz. Bugün canlı yayında aldığımız diğer bir soru ise şu yönde. Göçmen vizesi alabilmek için ne gibi şartlar gerekiyor? Herkes göçmen vizesine başvurabilir mi diye bir takipçiniz soruyor. Göçmen vizesi alabilmek için eğer kastettiğiniz bu sene yapılacak çekiliş başvurusu ise önemli olan nokta sizin reşit yaşlı olmanız, en az lise mezunu olmanız ya da lise mezunu değilsiniz de 5 yıl bir tecrübe gerektiren işe sahip olmanız sizin bu vizeyi alabilmenize imkan sağlar. Ama tabii ki çekilişten de çıkmanıza bağlıdır. Eğer bu reşit olan yaştaysanız herkes bu başvuruyu yapabilir diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında aldığımız diğer bir soru ise şu yönde. Engelli bir vatandaşın Green Card'a başvurma durumu var mıdır? Başvurup Green Card kazandığı takdirde Amerika sorun yaratır mı diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi burada şu var. Engelli bir vatandaşın Green Card almasına engel %100 vardır demek yanlış olur. Ama şöyle bir durum var. Kişiler yeşil karta başvururken kişilerin vatandaşlığa geçip geçememe durumunda engel olan durumlar var. Eğer kişinin engelli durumu bu sürecin içindeyse, kişinin yeşil kartı geçirse engel olacak bir süreçteyse bir sorun yaşayabilir. Dolayısıyla bir de diğer bir durum bilmeniz gereken, kişiler yeşil karta başvuracağı zaman Amerikan hükümeti kişilerin kendisine yük olmasını istemez. Dolayısıyla bu noktada siz engelli bir vatandaş olarak tabii ki bu sağlıklı durumunuzun ya da engelli durumunuzun ne düzeyde olduğunu göre cevabınız değişecektir. Ama tabii ki başvuru yapma hakkınız ve durumunuz var. Ama Green Card'a geçebilmede sorunla karşı karşıya kalabilme durumunuz olabilir diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugünkü canlı yayında aldığımız bir takipçiden soru da şu yönde. Green Card sahibi anne 21 yaşın altında bir çocuk için Green Card başvurusu yapabilir mi diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi eğer sizin yeşil kartınız var ise, Green Card'ınız var ise siz Green Card sahibi olarak 21 yaşın altındaki çocuklarınız için başvuru yapabilirsiniz. Ve bu başvuru yaptığınızda çocuğunuz hala 21 yaşın altındaysa vize kotasını yani yeşil karta gitme noktasında bekleyeceği vize kota süresi de çok uzun olmayacaktır. Ama beklenen 2-3 yıl sürecek bir süre olacağını bilin. Dolayısıyla bu 2-3 yılın sonunda 21 yaşın altındaki çocuğunuz sizin Green Card başvurunuz sayesinde Green Card'a geçebilecektir diye bu sorumuzu cevaplamış olalım.